Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Atoncian markasının F60 Bluetooth kulaklığını inceliyoruz ve bu kulaklıktaki performansa şaşıracaksınız. Kalktık ta Çin'den Türkiye'ye bir kulaklık geldi ve bu kulaklıkta ANC özelliği bulunuyor. Ayrıca mikrofonun performansı gerçekten bu fiyatlandırma bandında sizleri tatmin edeceğini düşündüğüm için bu videoyu yayınlıyorum. Ve yaklaşık bu ürünü sanırım bir aya yakındır kullanıyorum. Dışarıda kullandım. işte film izlerken, müzik dinlerken baya baya kullandım yani. İlk defa bir kulaklığı bir haftadan fazla deneyimleyip sizlere anlatıyorum. Şimdi nedeni şu, dezavantajı var fakat avantajları çok çok fazla. Öncelikle dezavantajından başlayacağım. Şimdi kulaklığı taktım. Birazcık büyük geliyor kulağıma. Yani daha doğrusu oturmuyor gibi geliyor kulağıma ama kutunun içerisinden kulaklık sabitleme aparatları çıkıyor. Bu sayede kulaklık rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Küçük kulağa sahipseniz yani kulak içiniz küçükse biraz zorlanabilirsiniz ama büyük kulakların gerçekten işine yarayacak büyük kulaklar da Farklı bir cümle oldu ama büyük bir kulak içiniz varsa daha böyle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Şimdi üründe ANC modu bulunuyor ve bu güzel bir özellik onu baştan söyleyeyim sizlere. Ayrıca müzik modu ve oyun modu bulunuyor. Yani oyun oynayanların gerçekten memnun kalacağı bir kulaklık ve müzik dinliyorsanız ki zaten hepimiz müzik dinliyoruz çok çok memnun kalabileceğiniz. Diyorsan ki ben çok fazla telefonla konuşuyorum telefonum hiç susmuyor müzik dinlediğim zamanların dışında telefonla bol bol konuşma yapacağım... Sana hangi kulaklığı öner dersen fiyat konusunda yani fiyatlandırma bandında bu fiyat bandında önerebileceğim Aton Cem'in F60 modeli. Kutunun üzerinde led göstergesi bulunuyor ve bu led göstergesi sayesinde şarjının ne kadar kaldığının, kutunun ne kadar şarjının kaldığını görebiliyorsun. Ayrıca kulaklığı çıkartıp yerine taktığında da kulaklığın ne kadar şarjının kaldığını görebiliyorsun. Şimdi bu kulaklıkta şarjları çok çok uzun gidiyor. Yaklaşık 2,5 hafta falan hiç şarja takmadım ürünü ve yaklaşık 3 saat kullanmış yıldır günlük hayatımda. Bir ay boyunca da kullandım ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Kutunun üzerine zaten bakacak olursanız birçok özelliği bulunuyor ve kutunun üzerine yazmışlar zaten bunu. En önemli özelliklerinden bir tanesi telefon görüşmesi dediğim gibi. Artık her kulaklıkta bas ve tizleri güzel bir şekilde alabiliyoruz. Fakat mikrofon kaliteleri bildiğiniz üzere çok çok kötü oluyor. Şimdi ben size mikrofon testini de bu arada yapacağım. Birazdan göreceksiniz. Aynı böyle kulaklığı takacağım kameraya ve karşıya geçeceğim bu yaka mikrofonunu çıkartacağım. Tamamen bununla birlikte bir dakika boyunca konuşacağım ve sesi duyacaksınız. Instagram hesabımda da Reels videosu paylaşacağım sizlere bu kulaklıkla ilgili. Bu kulaklığın dış ortamdaki ses performansını paylaşacağım. İkisinde de söyleyeyim. Hani takip edersin veya etmezsin. Reels izlersin, izlemezsin bilemem ama ikisi de seni tatmin edecek. Onu ben söyleyeyim. Takip edip gelip video izlemek istersen de başım üstüne burada bir yerde Instagram linkim çıkıyor. Oradan beni takiple. Hadi gelin kulaklığı bir Telefona bağlayalım ve ses performansımızı dinleyelim. Dostlarım kulaklıklar kulağımda ve şu anda farklı bir kamera moduyla çekim yapıyorum. Ki sesi nasıl duyduğunuzu siz de görebilin diye. Gördüğünüz gibi Atoncian markasının elimdeki F60 kulaklığı ve şu anda duymuş olduğunuz ses kulaklıklardan geliyor. Hatta şöyle çıkartacağım ve biraz daha yakın tutacağım. Şey. Gördüğünüz gibi üflüyorum ve sesin nasıl net geldiğini sizlere de göstermeye çalıştım. Şimdi bu kulaklığın üzerinde telefonla görüşme yapabildiğinizi söylüyor. Şarjının uzun süre gittiğini söylüyor. Ve touch kontrol dokunmatik tuşlarıyla kontrol edebildiğinizi de söylüyor. Bu kulaklıkla ANC modu olduğu için aktif gürültü engellemeyi sağlıyor. Ve bu sayede kulaklıklarınızla dış ortamdaki sesli ortamlarda nasıl konuşabileceğinizi yani aktif gürültü engellemeyi sağlayıp dış etkenlerin sesini kapatıp sizin sesinizi karşı tarafa net gitmesini sağlıyor. Mikrofon performansımızda bence bu kadar göstersem de yeterlidir. Hatta şöyle söyleyeyim bir 3-4 metre ileri gideceğim ve görün sesi. 3 metreye yakın bir mesafe var. Yan odaya geçtim ve bu yan odada da sesimi duyuyorsunuz kesilme var mı yok mu göreceksiniz. Ve ses kaydımız bu kadardı. Dostlar nasıl buldunuz? Mikrofon kalitesi sizce güzel mi değil mi? Yorumlar kısmında buluşalım. Bence gayet yeterli bir mikrofon kalitesine sahip bu fiyatlandırma bandında ve bu ses biraz daha dışarıda netleşiyor bu arada. Aktif gürültü engellemeyi dışarıda açtığı için daha net bir şekilde sesi duyabileceksiniz. Dediğim gibi şu anda saat gece 2 falan bu videoyu çektiğimde o yüzden dışarı çıkıp bir video çekemediğim için bunu ertesi gün Reels videosu olarak çekeceğim. Çünkü bu videoyu şu anda montajlayıp artık yayınlamam gerekiyor ki bir aya yakındır kullandığım için e, haliyle sizlerle de paylaşmam gerekiyor. O yüzden bu videoyu bugün montajlayacağım. Ve yarın da Reels videosunu çekeceğim. Ertesi günde onu montajlayıp Instagram hesabıma paylaşmış olacağım. Siz bu videoyu izledikten sonra zaten Instagram Reels'ta videoyu görmüş olacaksınız. O yüzden Instagram hesabıma gelip dış ortamda nasıl bir ses kalitesi verdiğini bu kulaklığın görebilirsiniz. Şimdi size kulaklığı şöyle göstereyim istiyorum yakından. Gerçekten güzel bir tasarımı var. Ben beyaz modelini tercih ettim. Bunun e, sanırım bir de siyah olan modeli var. Siyahı da tercih edebilirsiniz. Oyun performansından da birazcık bahsedeyim sizlere. PUBG Mobile e hepimiz oynuyoruz. Daha doğrusu oynamışızdır. PUBG'den örnek vereceğim mobilde oynanabilecek hani böyle rekabetçi oyun olarak. Sesin sağdan, soldan, arkadan, önden geldiğini oyun moduna geçtiğinizde bu kulaklıkla alabiliyorsunuz. 7.1 sanal virtüel sese sahipmiş gibi sizlere bir ses veriyor. O yüzden yapay zeka destekli demeyeceğim ama içerisindeki chipsetler sayesinde bu yapılmış sürücüler sağdan, soldan, önden, arkadan seslerin size nasıl geldiğini hissettiriyor ve oyun performansınızı da gerçekten iyi etkileyebileceğini düşündüğüm bir kulaklık modeli olduğunu da söyleyeyim. Dediğim gibi dezavantaj olarak birazcık kulaklığın giriş kısımları birazcık büyük. Ayrıca kutunun içerisinden kullanım kitapçı, Type-C'den USB'ye bir şarj kablosu, kulak sabitleme aparatları çıkıyor ve ürünün kendi kendisi geliyor. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Kutu yapısı hani böyle çok kaliteli değil. Zaten kutu yapısı çok önemli de değil. Hani bunu daha düşük fiyatta tutun şunu harcayın. Yani kulakla. Çünkü piyasada birçok kulaklık var. Ve hepsi gerçekten mikrofonları çok çok kötü derecede. Atom biliyorsunuz Air 8 Pro'ları Air 29 Pro'larını incelemiştik. Evet müzik konusunda güzel kulaklıklardı fakat mikrofon konusunda gerçekten kötüydüler. Ve bunda kendi markası üzerine çıkartmış olduğu bir kulaklık. Mikrofonuna ve sesine yatırım yapmış. Bu da piyasada yerini aldı. Zaten muhtemelen de bu fiyatlandırma bandında ilk 3 ilk 5'lere girecek bir kulaklık olduğunu da söyleyeyim sizlere. Kulaklıkla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlarda veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da her iki günde bir Reels videoları yayınlıyorum. Onları da kaçırmamak için beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.